Gençler selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Cities Skylines en yeni bölümüyle tüm hızıyla aynı zamanda devam ediyor. Niye burayı gösterdim diye düşünecek olabilirsiniz. Burası için güzel planlarım var bu arada gençler. Teşekkür ederim yorumlarınız, beğenileriniz, tavsiyeleriniz ve vermiş olduğunuz güzel tavsiyeler / taktikler için. Şimdi bu bölgeyi ben üniversite için kullanmaya karar verdim. Çünkü burası bakın çok fazla meyilli olduğu için ben herhangi bir yere bina koyduğum takdirde binaların böyle nasıl olacak biliyor musunuz? Yani bir bina koyduğunuz zaman siz binanın böyle şeyi gözükecek. Hani kademe farkı, bina otomatik olarak düz durması gerektiği için yani düz duracak ve bina buradan buraya düz olduğu zaman şurayla arasındaki kademe farkı, burayla burası arasındaki fark toprakla dolacak. O yüzden göreceli olarak bina kuracaksanız, hani böyle normal ev yapacaksanız sıkıntı yok da siz hazır binalardan koyduğunuz zaman bu sefer kademe farkı kendini çok fazla belli edecek. Dolayısıyla ben üniversite için özellikle bu bölgenin biraz daha mantıklı olduğunu düşündüm ki burayla özellikle burayla falan ayırırız birazcık. Düz yol yaparız. Bakın burası hakikaten çok uzun bir mesafe. Yaklaşık olarak şuraya kadar falan düz olduğunu düşünecek olursak. Şöyle kabataslak bir yer çizeyim isterseniz ben size. Herkesin kafasında bir soru işareti var şu an için farkındayım. Ama mesela şöyle ucuz yolu bir alalım. Şu oyunumuzu bir durduralım. Çok fazla akmasın şu an için. Mesela bakın şu bölge. Daha doğrusu benim yolla çizdiğimin içerisinde kalan bölge, öyle söyleyeyim. Şuraya kadar olan bir bölge yüksek ihtimalle bir üniversite için gayet tatlı bir mekan diye düşünüyorum. Ki zaten çevre yolu falan da yaparız bunun etrafını, özellikle şöyle otobanın bir küçüğü. Yani şu iki diş, yani iki şeridi bir git gel olan, iki yönlü olan o yoldan da yaparız. Onun bir şekilde şehir hatlarını da bağlarız. İnsanlar en azından böyle şehir yollarıyla uğraşmadan hızlı bir şekilde işte böyle bir çevre yoluyla varmak istedikleri yere varabilirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla şu an içerisinde çizmiş olduğum toprak yolun ortasında kalan bölüm bizim çok büyük ihtimal neyimiz olacak biliyor musunuz? Üniversite alanımız olacak. Yeterince büyük mü emin değilim. Çünkü binalara baktım abi, üniversite binalarına ciddiyim. Çok fazla bina var ki siz ileride mesela şu şeyleri de, sports yerleri var ya, bakın bunları da kurabildiğinizi düşünecek olursak bu alan, yani görüyorsunuz yetmeyebilir, bak büyük duruyor farkındayım. Fakat koyduğumuz binaların büyüklüğüne bakar mısınız? Bunlar hepten diğerlerinden çok çok daha büyük. O yüzden en azından birkaç tanesini koyabiliriz diye bu alanın bence büyük olmasında çok çok fayda var. Şimdi oraya doğru gelmeden önce tabii ki direkt orayı geliştirmeyeceğiz. Bilmiyorum, belki bu bölüm hani oraya kadar gitmeye zamanımız bile yetmeyebilir. Çünkü benim yapmak istediğim şey öncelikle biraz daha nüfusumuzu arttırmak. Dolayısıyla üniversiteye hani biraz daha yoğunluk oluşsun diye düşünüyorum. Ki zaten birçok hani yeni yaptığımız evleri düşünecek olursak bakın üniversiteye erişim konusunda bir hayli sıkıntı yaşıyoruz şu an. O yüzden buraya yeni evler yaparım şu bölgeye. Belki orta kısmı boş bırakırım. Hatta ne biliyor musunuz? Ben şöyle bir şerit yapayım. Aklımdaki en azından şu planı bir oturtayım. Eğer yaptıktan sonra hoşuma gitmezse şey yaparım. Silerim. Şimdi biz şuradan yol alalım. Tamam, orta kısmı çoğunlukla boş bırakacağım. Buraya çizgisine koyarım bilmiyorum. Belki bir hayvanat bahçesi yapabiliriz. Belki Nature Reserve Park yapabiliriz. Çünkü bizim normal bir tane parkımız var görüyorsunuz. Tam şehrin ortasında 5 yıldızlı Maple Meadow'umuz var. Onun yerine mesela biz kendim... Aa, bir dakika, Luna Park var. Luna Park yapılabilir bakın şu bölgeye. Evlerin olduğu yere. Şurası Luna Park aslında değerlendirilebilir fakat Luna Park bildiğim kadarıyla çok büyük malzemeler içermiyor. Dolayısıyla yani çok büyük yerde ayırmak bana pek mantıklı gelmedi şu noktada ama en azından bir alan olsun. Belki bir kısmını Luna Park yaparız. Diğer kısmını yine başka bir şey için değerlendiririz. Bilmiyorum, tamamen her şey bizim elimizde geçer. Bilginiz olsun. Şimdi 4 kare, ben 40 kare yaptım oradan. Bir yolda buradan mı çıkartalım? Buradan mı? Buradan çıkartalım madem buraya gelmişiz. Şöyle 4 karede buradan yapalım. Çok güzel. Biraz boşluk oldu arada. Bu aradaki boşluğu biz şöyle bir 10 daha gitmeyelim. İsterseniz buradan gidelim. Ardından burayı şöyle çok güzel bir şekilde kavisle bağlayabilirsem. Çok iyi kavis olmadı. Neden? Çünkü bakın burayla burası eşit değil. Onu nasıl yaparız biliyor musunuz? Şuradan bir tam ortayı bulduk. Bakın şöyle buraya 10 verelim. Buraya 10. 20 ve 20. Çok güzel. Şimdi buraları şöyle, ne kadar boşluk var arada? 400'lük boşluk var. Şöyle 400 yaptık. Yanlış yaptım tabii ki. Şöyle bir işaretimizi koyalım. Tamam mı? Şunu şuradan bir silebilirsem. Nasıl oldu? Oldu mu acaba? 400 mü hala burası? Harika. Çok çok güzel. 10 numara. İstediğim açıyı verdim. O zaman burayı silebilirim ve ardından şu bölgeyi
Çok güzel. İnanılmaz smooth bir kavis verdim. Belki burasıyla burası eşit olmadı çünkü burayı yüksek ihtimalle biraz daha öteden almam gerekiyordu veya sol tarafı düzeltiyorum. Aynen. Sol tarafı biraz öteden almam gerekiyordu çünkü burada bakın çok fazla düz yol payı var. Burada çok az düz yol payı var. O yüzden böyle çok şey gibi durmadı ama olsun. Orta kısmı hangi açıdan değerlendireceğiz gençler inanın bilmiyorum. Ne koyabiliriz emin değilim. Burası çok büyük bir alan. Kesinlikle Luna Park'a yani başlı başına en azından Luna Park'a ayrılmaması gereken bir alan. Çünkü hakikaten çok büyük inanın bana. Dolayısıyla burayı farklı bir şey için değerlendirebiliriz. Arka tarafına bir şerit daha çekebilirim. Hatta ne biliyor musunuz? İsterseniz öyle iç tarafa mı yapsak? İç tarafı yapmayalım. Çünkü bakın burada küçük evler var. Buraları büyük evler yapmak hani bayağı saçma olacaktır. O yüzden üst yolu bir alalım. Bu arada bir tane boşluk var. Harika abi. Orayı 4 kare yaptık. Ardından şuraya şöyle bir ben yol verip şöyle yapalım bir dakika. Hiç uğraşmayalım abi ekstradan. Sen değil. Şuradan aradan bir kare boşluk bırakalım ki oraya biz yol vesaire tarzı şeyler de yapabiliriz. Şimdi kavisi bir kare daha ilerleyelim. Çok fazla yuvarlak yaptığınızda şeyler feragat ediyorsunuz gençler şu karelerden. Onu da pek sevmiyorum o yüzden. Tamamen simetrik olmasındansa bakın şu an mesela biraz daha gidebilir miydim acaba? Düz karelerden. Yoksa şurayı mı biraz daha öteleseydim? Çünkü arada bakın çok fazla boşluk oluştu. O zaman buraları bir yıkalım. Tamam mı? Biz şöyle bir 10 kare daha düz gidelim. Şimdi bağlarsam bence çok daha az bir mesafeyi şeye yedirim. Evet çok tatlı. Geçen sefer biraz daha asimetrik olmuştu. Farkındayım. Onu da bu sayede tamamen yok etmiş olduk gençler. Bu oldukça mutluluk verici bir olay. Şimdi orta şeride şöyle şunlardan mı atsak? Bu binaların arasında hangi yolun daha mantıklı olacağını düşünüyorum da. Şöyle ağaçlı yapsak nasıl olur burayı? Yani buraya yüksek katlı evler yapacağım için bence ağaç olmasının hiçbir manası yok. O yüzden ben normal şeritte yollarımı yapayım. Şu kısmı, bakın yuvarlağın olunduğu kısmı ev yapmayacağız. Oraya böyle ofis bölgesi vesaire gibi şeylerden düşünüyorum. Bilginiz olsun. Şöyle bir kavisli yol versem binaların şeyini etkilemeden nasıl olur abi acaba? Yapabilir miyim böyle bir şey? Şu binaların karesini bozmayalım. Çok güzel be. Olay harika. Oğlum inanılmaz. Cidden çok tatlı oldu abi. Ben karelerden kurtulurum diye düşünüyorum. Şey olur kurtulurum değil de bozarım diye düşünüyordum. Fakat öyle olmadığı için cidden çok mutluyum. Şimdi hazır şeyimiz varken, rahat rahat hareket edebiliyorken şu şeyleri bir kapatalım öncelikle. Sadece angle açı olsun ki en azından yolları düz yapalım. Orası tamam. Tekrar yolun şöyle gridi bir alalım. Burası fena değil. Sen dostum şuradan yakala kendini. Tamam. Tamam düze yakın abi sıkıntı yok. Benim işime görecektir. Gridi kapat. Orası tamam. Ardından orta kısımlara da şöyle bence birkaç tane. Şöyle bir tane şu şekilde verelim. Çok da fazla şeyi işgal etmek istemiyorum. Yani bölgeleri bozmak istemiyorum ama orası kullanmayız. Bu bölgeleri kullanırız diye düşünüyorum. O yüzden bir yolu şöyle verip diğer yolu da angle'ı kapatsam da şöyle şu açıyla versem 4 kalıyor buraya kalıyor. Muah, müthiş. Kelimenin tam anlamıyla harika oldu. Burası insanların rahat rahat bir yerden bir yere yürüyebileceği yerler. Çünkü oralar ofis bölgeleri ve commercial zone falan filan yapacağım için daha çok insan trafiği olacak. Dolayısıyla böyle olması çok daha mantıklı gibi hissediyorum. Şimdi biz tabii ki buralara şöyle birkaç tane de ağaç koyalım. Çünkü etrafına evler yapacağım ben burada. En azından evler arasında böyle birazcık patikalık boşluğumuz da oluşsun. Onlar da bulunduğu yerleri ayırıyorsa. Gerçi birkaç tanesi burada sanırım şeydi ya. Ben kullanacaktım. Ben kullanmayacakmışım harika. Bir ağaç da şuraya verelim. Bu bölgeyi de ağaçlandırdıktan sonra. Yani gönül isterdi ki şuralara da ağaç verelim. Fakat şu iki yolu biraz dar yaptığım için pek fazla maalesef şeye koyacak yerim yok gençler. Yani yolu tekrardan uzatırdım. Fakat ben şuradaki yere bağladım ya. Bakın buradaki caddeye bağladığım için hani asimetrik olsun istemedim. Asıl ihtiyacım hani asıl düşündüğüm şey oydu. Şimdi template'i yaptık. Cidden ortaya ne verebilirim bilmiyorum. Bu ne diyor abi? Take tip bir dakika. Eşim beni şeye zorluyor diyor. Bisikleti kullanmama zorluyor diyor araba yerine. Ama istemiyorum diyor Terry. Bisiklet sürmeyi cesaretlendirebilen birisiymiş buradaki yaşayan kimse Terry ve eşi onun. Arabayı alma hayatım. Lütfen işe bugün neyle git? İşe bugün lütfen bisikletle git diye eşine baskı yapıyormuş gördüğümüz kadarıyla. Şimdi bu bölgeyi gençler yüksek katlı binalardan yapacağım fakat
şeyli yüksek katlı binalar değil. Bilginiz olsun. Bu az burada gördüğünüz kendine yetebilen yüksek katlı binalardan değil. Normal yüksek katlı. Hatta biz o binaların örneğini oyunda yalnızca tek bir yere yaptık. Bakın bir burası var. Burada görmüş olduğunuz yer. Bir de yanılmıyorsam şu bölge. Aynen bakın fark ettiğiniz gibi bunlar hakikaten residential ve Avrupa'yı olmayan residential'lar. Bu bölgeyi komple yüksek katlı binalarla, hatta şu bölgeyi de böyle ofislerle falan filan donatacağım ki bence burası nasıl olacak bilmiyorum. Orta kısımda ne olacağına bağlı oradaki binaların güzel durup durmayacağı, bilginiz olsun. Şöyle bir yollardan itibaren şurayı hızlı bir şekilde boyayalım. Daha fazla orta kısmı çok fazla işgal etmeden. Gerçi şurada sanırım boyasam kimseye zarar vermemiş oluruz diye düşünüyorum. Şöyle bir şurayı şöyle kapatsak. Ardından gel dostum. Şuraya iki ayrı zon veriyoruz maalesef. Bilmiyorum, bu kadar nüfus yinelerden baksana şöyle bir 2000-3000 boostlanacaktır diye düşünüyorum. Buraya yüksek binalar yaptığımda o binaların hepsine insanlar yerleştiğinde. İstersem orta kısımları da doldururum fakat dediğim gibi çok fazla şey bozulsun istemiyorum. O yüzden şimdilik bununla idare edeceğiz. Buraya vanilya veriyoruz. Ve buradaki polisler yine her zamanki gibi education boost olacak. Free transport'a gerek yok şimdilik. Yine aynı şekilde buraya da biz educational boost gibi. Park falan vermeyelim çünkü bu alanda kalan park yok. Gerçi burada birkaç tane park yaparım belki. Vergi konusunda yok. Encourage biking verebiliriz. Çok fazla şey kullanımından da kaçınalım. En azından araba kullanımından vesaire. Evet, harika oldu. Şimdi şuraları böyle direkt doldursam mı acaba? Orta kısmı şu kısmı boş bırakalım istiyorum. Belki oraya park vesaire koyarız. O yüzden şöyle şuraya sanırım verebilirim. Evleri en azından yıkmayız değil mi böyle yaparsak? Sanırım yıkıyor gibiyiz ya birkaç tane evi. Şöyle en azından ne olur ne olmaz diyerekten biz iki tane ağacımızı da koyalım. Gerçi sonra da koyabiliriz ağacı ama en azından şimdi koymak biraz daha garanti olacaktır. Şu şeyi de verelim yolu evimize. Çok tatlı. Orası okey. Ardından şu bölgeyi de veriyoruz. Dört karakter oraları boşluk bırakacağım. Mesela park vesaire yapabilirim. Şuralara sığdırabileceğim tek bir park var gençler bu oyunda. Biliyorsunuz o yüzden ben her defasında aslında şey yapıyorum. Bu Sunken Plaza'dan yapıyorum. Gönül ister ki Sunken Plaza yapmayayım fakat tek dört olan. Bakın bu beş. Ha bak bu da var. Japon bahçesi. Aynen. Japon bahçesi değerlendiriyor. Bunların hepsi bakın büyük. Bu da büyük. Daha küçük olan, bak oyunu kendi kurduğu, kendi verdiği daha doğrusu Vanilla'daki parklar arasında hiç işimize yarayan bir park yok. Bir tek şey var. Japon bahçesi var o yüzden. Oğlum az önce vardı hepsi, nereye gitti abi, sen değil. Bak bu ne işe yarıyordu? Small buildings. Onu kapatayım. Yok hepsi ya hepsi. Aynısı biz şimdilik şunu alalım. Bir tane buraya. Tamam mı? Ardından orası yolu kapatıyor. Bir tane dış tarafa doğru verelim. İki tane parkımız orada olsun. Şuralar boş kaldı. Oraları belki küçük bina yapabiliriz diyeceğim ama oraya en küçük sanırım polis merkezini bile koyabiliyoruz. Harika. Gerçi ihtiyaç var mı? Yok. İtfaiye konusunda herhangi bir şeye gerek yok. Burası için aynen bak bu bölge için belki küçük bir klinik yapılabilir. Sen değil. Sanırım küçük olan bir kliniği şuraya koyalım. Öyle değil mi? Yüksek binaların tam önünde bir kliniğimiz oldu. Çok güzel abi. Suyumuz vesairemiz yok. O zaman hemen şu sularımızı çekelim. İnsanlar yavaş yavaş yerleşmeye başlar diye düşünüyorum şimdiye kadar ama kimse henüz gelmedi sanırım. Halkımızın daha bu yeni yerleşim yerinden haberi yok diye düşünüyorum. Dediğim gibi gençler orta kısma ne koyarsak buradaki evlerin şeklini onlar gösterecek diye düşünüyorum. O yüzden fikriniz varsa belirtebilirsiniz. Buraları yolla vesaireyle berbat etmek istemiyorum. Buraya göl bile yapabilirim biliyor musunuz? Yani inanılmaz bir şey şekilde. Yani böyle bir tamamen delerim. Delerim değil de tamamen azaltırım burayı toprağa. Yani emin değilim. Çok fazla su alır yüksek ihtimalle orası. İşe yarar mı bilmiyorum. Güzel durur mu emin değilim. Buradaki değeri yüksek ihtimalle çok fazla arttırır fakat çok fazla ne yalan söyleyeyim karar veremedim buraya ne koymam gerektiği hakkındaki. Bakın buradaki evler şeyli olacak böyle kademeli kademeli burası gibi yani. Hiçbir evin en azından üst katları birbirinin üst katını etkilemeyecek seviyede olacak ki bu bu güzel bir olay. Bu cidden güzel bir olay. Şimdi yavaştan isterseniz üniversiteye doğru girelim çünkü o eğitim konusunu çözmem lazım benim ki oyunun başında şurada bir yerde bakın terk edilmiş bina vardı abi.
drugstore. Bakın bu ikisi. Quiet Corner Shop ve buradaki drugstore'da az önce sıkıntı vardı. Buradaki insanlar şey yapmıştı burayı, boşaltmıştı. Şu anca sanırım ekonomik seviye, ekonomik diyorum, eğitim seviyesi biraz yükseldiği için herhalde biraz daha şey konuma geçtiler gibi. İşçi bulma konusunda sıkıntı yaşamıyorlar gibi hissediyorum. Şimdi şuraya şeyimizi verelim. Tekrar politikamızı şöyle bir atayalım. Ya evleri keşke soldan falan yapmaya başlasalardı da en azından şey olmasaydı, yani zırt pırt elektrikle uğraşmak zorunda kalmasaydınız arkadaşlar. Şimdi sen olabilirsin. Sen gayet güzel olursun diye düşünüyorum. Seni verebilirim. Sen ol. Burası sizin için gayet güzel bir gelişme alanı. Sen olabilirsin. Sen iyi. Niye böyle uğraşıyorum ki? Aa bak, burayı kaybetmişiz. Burayı silmişiz bir şekilde. Olsun. Seni de yükseltebilirim. Diğer kısımda olan yerler, hadi seni de vereyim. Belki aralarına ağaç koyabiliriz. Falan ne filan. İşin iyi yanı, bakın bu ofis bölgeleri evler yan yana olabiliyor. O yüzden bu olay oldukça mutluluk verici. Bakın arkadaşları bunların aslında bunlar. Fakat 5 seviye olduğu için ne kadar hoş gözüküyor. Fakat diğerleri biraz daha böyle... Yani çok tatlı gözüküyor aslında. Bakar mısınız şu binaya? İnanılmaz. Sanki böyle hani filmlerde oluyor ya, genelde bir çocuk oluyor. Mesela sıkıntılı bir çocuk oluyor. Onun odası burası oluyor. Evde bir problem çıktığı zaman buradan kaçıyor. Mesela merdivenlerden aşağı iniyor. Korku filmlerini veya ne bileyim aksiyon filmlerini biliyorsunuz. O evlere benzemiyor oğlum. Çok tatlı gözüküyor ya. Yaksu enerji. Maşallah. Bak evin güzelliğine bakar mısın? Ne kadar tatlı bir aset ya. Çok çok hoş duruyor. Evet, bura konusunda bilgi sahibi değilim. Bilginiz olsun. Hani daha doğrusu fikir sahibi değilim. Ne koymam gerektiği hakkında en ufak bir fikre dahi sahip değilim şu an. O yüzden burası en azından bu bölüm için boş kalacağın... Oha! Ha şey, ev sandım yani. Niye o kadar büyük diktiler diye düşündüm ki. Maalesef o yapılan şey ev değil, bir ofis. Evet bak, bayağı büyük duruyor. Buradaki evler inanılmaz derecede yüksek duracak, bilginiz olsun. Şurasını belki yolu bağlayıp şuraya farklı bir şey koyabiliriz. Şimdi şu yolları önce bir yıkalım. Sen ne yapıyorsun dostum? Bir dakika, Allah aşkına sen ne yapıyorsun orada, boş alanda dolaşıyorsun? Su şeyi boşmuş. Stoplamaya mı gideyim? Bakın kendisi duruyor abi şu an burada. Ben buradakilere para veriyorum ya. Cidden. Her hafta ben size para veriyorum gençler. Ne kadar veriyorum hatta biliyor musun? 1400 para veriyorum ben size her hafta. Ne yapıyorsun abi? Boş alanda drift yap diye mi helikopterle? Lütfen. Yani şeyin boş, dolu olsa eyvallah diyeceğim sepetin. Sepet mi dedi? Onların özel bir ismi var mı bilmiyorum. Genç helikopterin altına su taşımaya yaradığı. Su sepeti falan. Yüksek tane su sepeti falan deniyordur onlara. Ha bak. Yüksek katlı binalarımız yavaş yavaş çıkmaya başladı şu an. Nice. Very nice. Bakın birisi bank çalmış abi. İnanılmaz. Bunu sanırım geçen bölümlerde bir kişi daha, bir ailede daha fark etmiştim. Bunu sık yapıyorlar bu sıralar. Bizim insanlarımız hakikaten bank çalma konusunda bir marka olduğunu sanırım çekinmeden söyleyebilirim. Şimdi bir düz yolumuz olsun. O yol en azından şu asimetrik yol gelsin. Asimetrik yolu buradan şuraya bağlasak mı acaba? Gerek var mı? Bağlayalım. En azından buranın şeyi tamamen belli olsun. Buradaki asimetrik yolu sanırım gençler değiştire... Heh! Bakın asimetrik yolu bir anda aklıma geldi. Bak şeyle değiştirebiliyorsunuz bunları. Bak şimdi iki gidiş, bir geliş ya. Tak! İki geliş, bir gidiş oluyor. Bir anda şeyini değiştirebiliyorsunuz. Hani yoğunluk neresiyse artık, trafiği rahatlatmak istiyorsanız ona göre bir tarafı verip bir tarafı vermeyebiliyorsunuz. Her neyse. Şimdi üniversiteyi buraya kondurmayı düşünüyorum. Fakat üniversiteye gidiş iki yerden olacak. Bakın bir, buradaki evler için buradan bir üniversiteye giden yol çıkartacağım. Şu bölgeye nasıl bir girizgah yaparım emin değilim. Bir girizgah da yine şu bölgeden yapmak istiyorum. Buradaki elektrik ağlarından bakalım kurtulabiliyor muyuz? Şu an için kurtuldum fakat buranın elektriği yüksek ihtimalle birazdan gidecek. O yüzden biz alalım şu arkadaşı. Tamam mı? Biz şu arkadaşı alalım. Bir şuraya verelim. Ardından geçici olarak oradan da bir elektriği verdik mi? Bakalım nasıl olacak durum. Elektrik gidecek mi diye bakıyorum. Sanki... Ha gitmeyecek. Bakın sağ taraftan da alıyor. Derken gitti. Derken gelmiş olması lazım. Oğlum gelmiyor. Ne alaka? He, burası da mı şeye bağlıyor bize? Ha, orası orayı bağlıyor. Doğru.
Ulan var ya, can damarını kestik ha. Samimi söylüyorum, öyle bir elektrik kestim ki az önce. Ne yapalım biliyor musunuz? Gel abi. Oradan ilerleyebiliyor musun? İlerleyemiyorsun. O halde... Space Occupied. Gel dostum, seni şöyle vereyim. Ardından böyle bir elektrik kablosu gelsin şu yola, otobana paralel şekilde. Sen de verin bakalım, şimdi gelecek mi elektriğimiz? Bak, bazı evlerin elektriği var, çok ilginç. Bu neyle alakalı derken, onlar da gitti zaten. Geliyor mu? Geliyor herkesin. Oğlum şu olay çok tatlı ya. Kimilerin hala gelmedi derken herkesin geldi. Çok çok güzel. Şimdi. O yolu bağladık. Burası biraz daha bizim için güzel bir alan oldu. Şimdi öncelikle iki şeritli yol bir kere yaparak. Hatta şunlar üniversiteye giden en iyi yollardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortada böyle çimen bir alan var. Yani diğerlerinde de ağaç var ama ortadaki toprak böyle kendini belli ettiği için, en azından yeşil renkte belli etmediği için. Şu yol biraz daha tercih edilebilir gibi duruyor. O yüzden bu yolla bir şekilde bir çıkış yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım böyle bir şey. Aa bak, fena durmadı ha. Aynen, hiç fena durmadı abi şu bölüm. Dursun. Ardından biz buradaki yolu bir şekilde oraya bağlayalım. Burası yine boş oldu. Buraya belki bir park. Tam oturuyor hem de, var ya, harika. Çok güzel. Bununla alakalı ne olduğunu bilmiyorum ama bu sanki buraya olabilir ya, öyle değil mi? Nereye doğru baksın? Oraya bakmasın, oraya bakmasın. Şuraya baksın. Ne olduğunu hakikaten bilmiyorum. Neymiş bu abi? Fountain of Life and Death. Ölüm ve yaşam çeşmesi deniyor. Etrafına böyle yol yapsan nasıl durur? Ha bak, biraz daha şey yapabiliyoruz sanki. Küçük durdurabiliyoruz burayı. En azından etrafını kaldırımlarla kapatarak. Şöyle birkaç tane de ev yapalım. Şeye uyan evlerden olsun. Hadi dostum, şöyle ara bir toprak var, görüyorum. Koymuyor. Bakın koyuyor ama şey. Ha bak, şimdi gözüktü. Sanırım bir kısmı şeyde kalıyor bunların. Bir kısmı sanırım onların toprak altında kalıyor. Pekala, ölüm ve yaşam parkında koyduk. Bak, bahsettiğim şey şu gençler. Görüyorsunuz değil mi kademe farkını? Yani siz hazır binalar koyduğunuz zaman bu bir noktadan sonra acayip can sıkıcı oluyor. Ama zeminde böyle bir asimetriklik varsa evleriniz sanki onu bir şekilde kapatıyor gibi. Bak, burada da o tuhaflık mevcut fakat bu evler yüksek katlı olduğu zaman bu çirkinlik tamamen ortadan kalkacak. Benim istediğim, benim düşündüğüm şey aslına bakarsanız oydu. O yüzden kademelerin tuhaf olduğu yerlere evleri yapmayı ve en azından düz olan zeminlere diğer binaları koymayı ben daha çok seviyorum. Şimdi bir düz yolda buradan çıkartalım. Hatta bu iki yol burada bir şekilde birleşsin. Burası ciddi manada üniversiteye giden yolumuz olabilir. Üniversite alanı birazcık daraltmış oldum böylece. Farkındayım. Acaba biraz daha şeyden mi alsak bunu? Çünkü düz kısmın bir bölümünü ben hakikaten şu an için yedim. Değil mi? Öyle gözüküyor. Aynen. O zaman şöyle bir şey yapsak. Şu yoldan tamamen bağımsız ara bir yol böyle çıkartamaz mıyım oracı? Üniversiteye gidecek şekilde. Şöyle kaç derecelik açı verdik? Böyle 120 derece bence fena değil. 122. Şöyle 120, 119.8 derecelik açıyla bu yolu buradan çıkarsak. Üniversiteye giden en azından bir yolumuz var. Sonra o yolu alıp bu şekilde buranın etrafından dolaşsak, tamam mı? Şöyle gelsen. Az daha git. Bir diş. Arada bir de kare boşluğumuz olsun ki oraya da biz kendi her zaman yaptığımız patikamızdan yaparız diye düşünüyorum. Çok çok güzel. Sen dostum şuraya bir şekilde bağlan, tamam mı? Seni de kapatayım. Evet, burası üniversite. Bilmiyorum çok fazla mı yol oldu? Ama bir şekilde üniversiteye gitmemiz gerekiyor gençler. Dolayısıyla da burayı iyi değerlendirmemiz lazım. Ve üniversitenin kendine ait yolları kesinlikle olmalı. Bundan sonraki yollarda ben kesinlikle tek şerit vesaire kullanabilirim. Veya çift şerit yapabiliriz. Emin değilim ama sanki çift şerit yapmak bence daha mantıklı olacak gibi. O zaman şu çevre yolu yapmayı düşünüyordum ben ama şu otobandan gelenler için vesaire. Otobandan yani şehre giriş buradan yapsak mı acaba diye düşünüyorum. Nasıl olur böyle bir şey yapsak? Veya ne biliyor musunuz? Buradan acaba otoban gibi bir şerit mi çıkarsam ve otoban gibi olan şerit gelsin buraya bağlansın. Öyle değil mi? Böylece hızlı akan
bir yolumuz olur. İstersem üniversite için aradan böyle tık bir yol falan da çıkartabilirim. Aynen. Bak bence bu düşündüğüm şey sanki daha mantıklı olacak ki bakın. Aslında şuydu. Biraz belki şey yapmak gerekir. Şöyle bunu ilerletmek gerekirdi ama. Biz yine şunu bir uzatalım. Tamam, bu hatta buraya kadar gelsin. Heh, oraya hızlı bir şekilde bağlan. Ardından bizim two lane one way diyor. Two lane aynı yöne gidiyor. Biz aynı yöne gitmeyen lazım. Heh, each direction. Yay, tam bahsettiğim şey buydu. Bana each direction'lı bir yol lazım. Bakın bu yol hakikaten çevre yolu olacak ve üniversitenin etrafını saran hızlı bir otoban gibi olacak. İstediğin zaman alakasız bir yerde indirip hani oradan üniversiteye giriş yolu da sağlayabilirim. Bunu şeye bağlamayı düşünmüyorum, bilginiz olsun. Otobana bağlamayı düşünmüyorum çünkü gerek yok abi. Burayı kessem ne olur? Burayı kesersem olmaz. Ama şöyle yaparsam aynen burayı kesebilirim. Çok güzel, orası da geldi. Harika. Şimdi biz çevre yolumuzu koyalım. Bunu koyduktan sonra yüksek her şey daha mantıklı olacak diye düşünüyorum ben. Şöyle bir dümdüz yol çıkarsak. Ha, aynen. Bakın hatta şeyi bile vermek biraz saçma gibi geldi değil mi? Buraya böyle işte ses bariyeri bile vermek bana bayağı şu an için mantıksız gözüktü. Şöyle bir kavis versek şuraya doğru. En azından otoban yoluna hafif şey yakın ve çok büyüdü mü diye düşünüyorum acaba. Allah'ım, aa yok, büyümedi. Güzel güzel, çok tatlı. Şimdi buraya şöyle bir kavis verelim. Güzel bir şekilde orası oraya bağlansın. Evet, dümdüz giden yolumuz var. Bu yol için hem buradaki gelen insanlar burayı kullanabilirler. Belki ileride şey yaparım ya, gişe mişe koyarım oraya, oradan tek yol bağlarım. Emin değilim. Nasıl olacak bilmiyorum ama birlikte göreceğiz. Şimdi sen dostum oradan çıkmıyorsun. O zaman şöyle dışarı doğru çıksan. Aynen. Şöyle dışarı doğru. Acaba yukarıdan falan versek böyle ormanın arasından. Gerek var mı? Bence yok abi. Burası ofis bölgelerinin oradan otobana çıkan yol. Aradan böyle bakın rahat rahat gidecek vallahi, maşallah. Aynen. Hem üst taraf bak, kademe farkını görüyorsunuz değil mi? Direkt olarak toprağı bozuyor abi. Oldukça kötü bir durum. Onu verdik. Ardından şöyle bir düz yol yakalar mı orayı tam? Çok tatlı. Üniversite etrafını çeviren aynı zamanda bir artık neyimiz oldu? Güzel bir otoban yolumuz da oldu. Orayı böyle yapmaktansa uzun yoldan gitmek istiyorsanız gençler buradaki yolu tercih edebilirsiniz. Aynen. Çok mantıklı. Bakın bir tane yaparım abi. Ne olacak? Allah aşkına şunu şuraya şöyle veririm. Zaten birçok araba şuraya alıştığı için hani gişeye para vermeye vesaire çok fazla sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum. O yüzden birçok insan bence yüksek ihtimalle oraları kullanacaktır gençler. Bilginiz olsun. Bu yol beni biraz kafamı karıştırdı. Aslında gerek var mıydı abi o yola? Hiç gerek yoktu. Boşu boşu. Hiç kimse kullanmıyordu zaten. Aynen orası öyle olsun. Burayı istersem ara yol çal falan çıkartalım kendim. Bu diğer yapacağım şeylerle. Şimdi üniversitenin girişi nasıl olmalı? Üniversitenin bir şekilde kesinlikle simetrik olsun istiyorum. O yüzden iki bölüme ayırabilirim veya hepsi bir yerde olabilir. Tek bir yolla da etrafını sarabilirim. Cidden bilmiyorum. Yani o kadar şu an kafam karışık ki. Ciddi manada kafamı karıştıran çok fazla şu an soru işareti var. Böyle bir düz yol yapsaydık da buraya mı üniversiteyi koysaydık? Bak burası bence geniş bir alan ya. Ama burayı da değerlendirmek istiyordum ben. O yüzden bir dakika. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şu düz yol çok fazla yükseltmeyelim. Tamam mı? Şöyle bir azıcık eğil dostum. Azıcık eğil kafanı. Çok tatlı. Az daha iyi. Harikasın bebeğim. Heh. Orada doğru şöyle ufak bir kavisli köprümüz olsun. Ardından burayı köprü yapamam.
Burada köprü yaparsak gençler ne oluyor gördüğünüz az önce. Buradaki köprü yapamıyoruz. Heh, burada köprü yerine şöyle bir yol yapalım ardından. Yolu tekrardan. Böyle bir şey yapmaya gerek var mı? Çok saçma. Tek bir yerden verelim, o da simetrik olduğu için kesinlikle orası olsun. Şimdi üniversiteye gençler başlıyoruz. Çok biraz zaman kaybettik zemini ama bence iyi ya, fena bak. Şurada zaten çok yüksek olduğu için burada değerlendirmeyeceğiz abi. O yüzden şu bölgeye ben çoğunlukla yöneleceğim. Veya yoğunlaşacağım artık hangisini seviyorsanız. Şöyle bir düz yolumuzu biz kendimizi bir çekelim. Tamam, ardından şu yolla arasında ufak bir boşluk bırakıp şöyle yolumuzu hafiften çekmeye başlayalım. Hem buradaki yaptığımız yeni çevre yoluyla simetrik olsun. Tamam mı? Ardından abileri kullanmaya başladı bile. Salaklar. Nereye gittiğinizi biliyor musunuz abi? Kullanıyorsunuz da. Hiç sordunuz mu abi acaba o yol nereye gidiyor? Bak bir salak kullanıyor. İlginç. Üniversitenin o kısmını öyle yaptık. Burada şeyle kapatacağız. Çitlerle vesaireyle kapatacağımız için çok da fazla sıkıntı. Bak ki yolu yaptım. Biliyorsunuz alan daraldı bile arkadaşlar. Fark ettiniz değil mi? Ha, benim bahsettiğim şey oydu. Bakın alan artık daraldı bile yani. Şuraya acaba biz dirsek yerine bir normal kavis mi yapsaydık? Ya da sıkıntı yok ya. Bu alan. Evet, bu alan bizim üniversite alanımız. Bilginiz olsun. Çok büyük mü? Evet, çok büyük. Ama sıkıntı olacak mı? Hayır, olmayacak. Umarım. Umarım sıkıntı olmayacak. Umarım. Şurası tam düz karşıya gelsin de bari en azından bu bölgeden çok gol yemeyelim. En azından bu bölgeden gol yemeyelim. Şöyle bir alt geçit yapalım, oradan oraya bağlasın. Çünkü burası üniversitenin alanı olacağı için belki buradan buraya geçmek isteyen insanlar olur. Onlar alt geçiti kullanabilirler. Evet, fena değil. Fena değil. Bir yerdeki... Aa bak bayağı... Bakar mısın? Tuhaf evlerimiz geldi. Aa çok iyi. Çok çok iyi. Bak 7 kişi falan filan kalıyor. Harika. Bunlar zamanla yükselecek. Gerçi buraya ben bir şey yapmadığım takdirde bunların yükselmesi veya işte seviye atlaması vesaire gençler bayağı zaman alacak. Çünkü etrafında çok fazla hani onların değerini arttıracak bir şey olmadığı için gelişmeleri de zaman alacaktır diye düşünüyorum. Belki birkaç tane hani şuraya yol çıkartalım. Bir iç yol ve oraya okul vesaire falan koyabilirim. Şimdi üniversiteye acaba alan oldu mu? Bence oldu gibi ya. Değil mi? Ana binayı buraya koyarım. Ana binayı diyorum. Şey yani. Üniversitenin administration kısmını buraya koyacağız. O yüzden şöyle bir üniversiteye bir girizgah yapalım. Ana binasını buraya koyacağım. Hatta ve hatta belki şimdi bir seviye daha yapsak mı acaba? Gerek var mı? Veya şuradan bir nod varsa oradan mı çıkarsak? Tam ortadan alsak böyle değil mi? 10 gidip şey yapacağım. Nasıl? Hem buradan isteyen düzle geliyor. İsteyen ana binayı buraya koyabilir. Bilmiyorum. Üniversitenin ilk binası şey mi? Ana bina yok abi. Niye? Ha, liberal arts. Burada da yok. Oha üst. Aa, bir dakika şey yapmadık değil mi biz? Aynen. Biz üniversite alanını maalesef belirlemedik. İşte bu arada ezan okunuyor. Tam denk geldi abi. Şimdi şuraya bir yere biz alanımızı istiyorum ki burası niye böyle olmuş? Abi bir dakika, burası ama üniversite alanı mı? Aa, ben kampüs alanı mı uyumuşum buraya? Ne alaka? He, siz park. Aa, tamam. Bu çubukla boyadığınız şeylerin hepsi aynı sayılıyor. Ben üniversitenin, parkın ve şeyin farklı sanıyordum açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Endüstri alanlarını, fakat hepsi aynıymış abi. Yani hepsi aynı fırçayla boyuyorsunuz. O yüzden üst üste gelmemelerinde fayda var. Gerçi kim sanayi yapacağı yere üniversite yapmak ister? O da diğer bir soru işareti. Çok düz olması da gerek yok gibi. Bak bir şey yazıyor az önce. Ne yazdı orada? Heh, kampüs alanına bir ana bina atmanız lazım diyor. Doğru. Doğru dostum, doğru. Benim yapmak istediğim şey zaten oydu. Ben az önce yapamadım. Lütfen kusura bakmayın. Şu komple boyadık abi. Ardından büyük çubuk ile. Aa şaka gibi abi. Cık. Oğlum ciddi misin? Bu kadar zor olmamalı ya. Bak iki tane, üç tane kampüs alanı yaptım. Fark ettiniz abi. Ne uğraşıyorum ki? Niye uğraşıyorum ki simetrik yapacağım diye? Al. Boya. Değil mi? Ardından küçük ile tıraşla.
Ayrılın abi siz. Siz birbirinize yaramazsınız çünkü. Şöyle yollar da üniversite alanına dahil olsun. Üniversitenin yolları olsun burası. Tamam mı? Orası tamam. Orası harika oldu. Çok güzel. Tam da yapmak istediğim şeyi de yapayım buradan. Üniversiteye doğru giren ufak küçük şirin yollar da yapalım. Üniversiteye giren oradan bir yol. Ardından yine şuradan da bir yol çıkartalım üniversitemize. Her iki tane yolumuz olsun. Bir yolda buradan çıkartalım mı? Gerek var mı? Var abi. Evet, bir yolda oradan çıkarttık. Çok çok güzel. Şimdi isteyen tabii ki şehirden gitmek istemiyorsa eğer. Çünkü sonuçta buradaki elemanların birçoğu buradaki yolu kullanıp üniversiteye gidebilirler. Birkaç farklı girişi de olacağı için. Bence faydalı olacak. Burayı bakın 4 kare boşluk bıraktım. Çünkü düşündüğüm şey bizim park alanındaki assetlerden bir şeyler oraya sıkıştırmaktı. Ve hangisi biliyor musun? O da buydu. Oraya sığacak mı? Abi dörtlüymüş. Harika. Şimdiden yapayım, ileride yıkmak zorunda kalmayayım diye düşündüm fakat meğersem gerek yokmuş. Burası binanın tek sıkıntı ney? Tam ortalayamıyoruz abi. Bu beni bayağı üzer. Bu beni bayağı üzer. O yüzden buradan bir kare benim sanırım girmem gerekiyor. Buradan bir kare. Bak burayı yapmıştım. Burayı yapacağım. Yani şöyle bir yol yapalım. Seni bir yıkayım dostum. Çok güzel. Orası tamam. Şurası oldu mu diye düşünüyorum. Belki burayı da Şimdi kaç kare bak. 3 boşluk var. 3 boşluk var. Bakın şuraları sayıyorum. Mouse'la göstereyim. Bakın burada 3 kare var. 1, 2, 3. Burada da 1, 2, 3. Burada 4 var. Burada 4 var. Sanırım buradaki yolu benim ortalamam mümkün olmayacak. Çünkü bu yol hakikaten çok simetrik. O yüzden burayı kullanmadan da bak bunu tam ortaya getiremiyorum. Çünkü bu binanın asimetrisi bozuk. O yüzden bizim yapacağımız şey bir buradan alıp buraya koymuştuk. O zaman böyle bir şey yapsak nasıl olur? En azından yolumuz küçük, binamız büyük. Yine tam orta değil. Ama en azından sanki bir tık daha tatlı gibi, öyle değil mi? Ulan tam orta olmaması beni şu an inanılmaz gerdi ya. Ya niye tam orta değil? Ya şeytan diyor ki şuraya koy. Koydum abi ya. Kim ne derse desin. İlk binası üniversitenin. Maşallah. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Koç koç vallahi. Tosun. Tosun yemin ediyorum. Buraya bir tane park koysak. Zaten bir tane park koyabiliyoruz. Gerçi şöyle ortalayıp. Şöyle şu tarafa doğru bakıp. Yanlarına böyle. Ne yaparım cidden bilmiyorum. Evet, geçen düşünürken aklıma şu geldi. Ben birkaç tane bu arada köprü ekledim. Köprü tamamlamadım, bilginiz olsun. Şu Move It'le ben acaba binayı kaydırabilir miyim? Çünkü bakın görünüşe bakılırsa biraz sanki yukarı doğru böyle şeymiş gibi duruyor ama şunu böyle bir tutsam. Aa vallahi kaydırabiliyorum. İnanılmaz. Bakın tam ortalayacağız binayı arkadaşlar elimizle. Abi bitti. Oğlum şaka gibi. Tam ortaya geldi. Müthiş. Yeni benim tam anlamıyla bu olay. İnanılmaz mutluluk verici oldu benim için. Bilginiz olsun, biz tekrar şu road guide map'ları açalım. Bu arkadaşı buraya bağlayalım. Ardından şuraya kadar gelip bir page down'la bu arkadaş buraya bağlansın. Bu genç dostumuz şuraya kadar gelsin, ardından buraya doğru insin. Müthiş, böyle bir köprü yaptık. İsteyen köprüden de yürüyebilir. Gönül isterdi ki bunu böyle buraya bir yere bağlayabilirim. Fakat evler yaptığım için açıkçası şu an yıkmakta pek içimden benim niyeyse gelmiyor. O yüzden şunu yapabilirim. İnsanlarımız karşıya geçmek zorunda kalmasın. Tek yürüyüşle üniversiteye direkt olarak girebilsinler. Üniversiteden girişi burası olduğu için ve etrafını komple biz şeylerle kapatacağımız için çitlerle vesaire. Böyle sıkıntı olacağını pek sanmıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi yavaş yavaş orayı yaptık. Elektriği nasıl alacağı konusunda bir bilgim yok. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden şimdilik elektriği elle mi versek diye düşünüyorum. Hangisi mantıklı olur? Şu elektriği versek mi abi şuradan bir yerden elle? Çok mu sakın? Ortalardan verelim elektriği. Al abi elektriği de ver oradan sen kendine. Aldık mı elektriği arkadaşım? Çok tatlı. Yavaş yavaş sanırım elektriği oradan alacak. Biz o... bak neler gelmiş buraya. Bak, yurt geldi, çok güzel. Öğrencilerin hali. Yani burası... İşte ödevlerini yaptıkları, projeleri yaptıkları ve sınavlara hazırlandıkları yer. Yine bir kütüphane diyebilirsiniz.
Burada groundskeeping var. Ama kampüs bölgesinin temizliğinden sorumlu insanların çalıştığı bir bina. Ve bir de futsal club var. Futsal gençler benim bildiğim bir tür futbol. Fakat elle oynanan bir futbol. Bakın handball değil. Ha bir dakika yanılıyor olabilirim. Ya. Futsal. Futsal düzeltiyorum. Doğru doğru futbol. Ama böyle bir şey zeminde oynanan bir futbol. Bilginiz olsun. Böyle hani ayakları ayakkabıya yanınıza giydiğinizde böyle zemine değdiğinde çuf 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 diye sesler çıkar. O tarz zeminleri hayal edin. Heh. O tarz zeminde oynanan bir futbol türü futsal olabilir. Veya tamamen sallıyorum abi emin değilim ama sallamıyorum yüksek ihtimalle ya. Hiçbir zaman yalan söylemedim gençler bilginiz olsun. Onunla alakalı bir şey olabilir bu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu çok büyük oldu. Yani hem burası çok şey oldu. Büyükten ziyade. Çok geniş oldu yani şu açı. O yüzden şöyle bir yer alalım. Ardından araya şöyle bir yer bırakacağız tamam mı? Burası. Yolumuzu şuradan bağlayalım. Oradan onu yıktık ama sağlık olsun. Şöyle bir ana caddemiz olacak bizim. Bu cidden üniversitenin her yerinde her yere doğru ulaşan bir bizim ana yolumuz olacak. Çünkü burası şöyle bir kavisi alsın. Tamam ardından burası. Burası böyle düz gelse. Düz gelse şuraya kadar. Ardından böyle bir dönse. Acaba bunları iş yapabildik mi biz? Yüksek ihtimalle yardım alacağız değil mi? Yaptık mı? Emin değil. Aa yaptık sanki. Aa yaptık. O inanılmaz. Göz kararı. Aa yapamamışım. Aa yapamamışım abi. Göz kararı yaptım diye seviniyordum. Fakat bakar mısınız şu ortaya çıkan şeye? Resmen ucube. Neyse iki tane en azından şöyle yolumuz oldu abi. Bundan mutluluk duyduğumu dile getirmek istiyorum. Şuralara bir şeyler koyarız yüksek ihtimalle. O yüzden biz su yolu şöyle alalım. Tamam mı? Göz kararı aynı kalınlık olduğunu düşünüyorum. Aralara yeni yollar elbette atarız. Şu bölgeye de zaten böyle ara yollar çıkartalım diye düşünüyorum. Şimdi her neyse biz yurtlar bölgesini yapalım. Yurtlar bölgesi bakın şurası olabilir. Etrafını çitle kapatacağız gençler. Fakat buna çok uzun zaman alacağı için. Hani belki ben çitle kapatmayı vesaireyi kayıt dışında da yapabilirim. Bilginiz olsun. Önceki binaların nasıl durduğuna bakalım. Binaların önü burası. O zaman binalar şeye bakmasın abi. Aa üniversite yollarının kendi yolu varmış ya. Ne fark var abi diğerinden? Sadece banklar değişiyor. Alacağınız olsun ya. Ciddi misin abi? Bari ana caddeyi... Ulan önceden söyleseniz de şapşikler. Önceden şunları yapmakta fayda var gençler. Biz ana caddeyi en azından şöyle çiçekli haliyle yapalım. Ardından diğer ana yolları vesaireyi zaten şeyle yapacağız. Sanki çok mu ağaç oldu bana mı öyle geliyor abi? Şurası olmasın. Aynen. Dış yollar olsun sadece. Sonra burası... burası bir şekilde yurtların olduğu yer olacak öyle değil mi? O yüzden şöyle şuradan bir yol çıkartmak yerine yurtlara giden tek yolu şuradan çıkartalım. Ardından çok fazla kalın olmayan bir ara yol yapalım. Araya da kesinlikle çiçek böcek ben bir şey atarım diye düşünüyorum. O yüzden bak aynen bir daha yol yapmayız. Yüksek ihtimalle diye tahmin ediyorum. Çünkü bu yurtla bakın yol arasında böyle küçük bir boşluk, kare boşluk kaldı. Hatta kareden biraz daha fazla bir şey kaldı. Oraya herhalde bir daha şey yapmayız. Veya yapma ihtimalimize karşılık bir yurdu buraya koyalım. Yurtlar birbirine kesinlikle baksın. Öyle olsa çok daha mantıklı gibi. Hatta bir yurt daha koymaya gerek var mı emin değilim. Bir yurt kaç tane insan? Oo çok tatlı binanın şekline bakar mısınız? Üniversite burada 6 öğrenci şu an için yurda kayıt olmuş bile. Müthiş ki enerjisi, elektriği, suyu yüksek ihtimalle elektriği yok. Problem değil. Hallolacaktır. 2 tane yurt şu an için yeterli. Buradaki yerleri yurt için ayırıyorum ben bilginiz olsun. Bak bir yerlerde bir şeyler yükseliyor hissediyorum. Sanırım üniversite... Allah Allah, Allah bir dakika nereye yükseliyor ya? Bak. Bak yükseliyor bir şey. Ne yükseliyor? Sizler yok abi. Bunlarda hareket yok gençler. Yani niye öyle bilmiyorum ama tırt. Bayağı bayağı tırtlar. Oradaki evler
pek istediğim gibi gelişmedi ama gelişecek abi, ben hissediyorum. Burası ders çalıştıkları yer. Bu ne? Groundskeeping. Burası temizlik işleri. Aa çok küçükmüş. O zaman bunu buraya koyalım. Çok küçükse bunu hatta şöyle direkt arkaya bir yere, izole bir yere koyabiliriz bunu ya. Şöyle bir şöyle bir 131.5 unutmayın. Aa ne alaka? O rakamlar nerede az önceki? Heh, şeye bakıyormuşum. Sağ taraftaki yoruma bakıyorum diyorum, nerede? Evet, aynı açıdan yolumuzu da verdik. Groundskeeping'imizi de alalım. Direkt şuraya koyalım. He, müthiş oldu. Burası tamamen koskoca şeyin temizliğinden sorumlu. Bilginiz olsun. Kampüsün. Kampüsün içine acaba atabiliyor muyuz? Böyle bir park vesaire. He, atamıyoruz. Bir dakika, az önce... Ha, yol kenarı olması gerekiyor. Peki, peki. Aa, kafam karıştı vallahi. Şimdi burası 4, 8, 12, 16. O zaman bir, şöyle dip dibe 2. Aradaki yeri boş bırakacağım, bilginiz olsun. Heh. Sonra orta kısmı böyle bir küçük şirin tatlı bir yol yapabiliriz kendimize. Ait. Hadi oğlum yakala öyle. Harikasın. İşte bu kadar. Nasıl? Üniversitemizin girişi en azından parklı, bahçeli, ferah olmuş oldu. Buraya otobüs kaldıracağız gençler, unutmayın. Aklımda olan şeylerden bir tanesi benim. Oydu. Ve Student Hall. Burası tabii ki öğrencilerin ders çalışacakları bir yer. Biz şurayı bir kapatalım öncelikle. Şuradaki elektrik Allah aşkına şunu düzelt. Heh. Hadi kardeşim git buradan. Kimse seni istemiyor abi. Hiç kimse seni istemiyor. Ah be, şuraya konsa harika olurdu biliyor musunuz? Şimdi dikine koysak nasıl olur? Bu sefer yurtların bir kısmını sanki işgal ediyormuşuz gibi olacağız. O yüzden bu arkadaşı alalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Böyle bir yol çıkartalım buraya. Heh. Buraya kon... Aa çok tatlı. Bunu buraya konursak kime ne zararımız olur? Değil mi? Hiç kimseye bence bir zararımız olmaz. Buraya üniversite holümüzü de koyalım. Çok tatlı oldu. Evet evet. Sonra etrafına bakın, çitle çevirdiğim zaman buradaki yerler çok daha hoş gözükecek. Burası futbol kulübüymüş. Futbol. Futbol kulübünü o zaman burası için ayrı bir yer yapalım biz bu arkadaşa. Çünkü futbol kulübü sanırım şekli daha çok daha farklı bir bina diğerlerinden. Gerçi futbol sahası kadar büyük değil abi, bu ne alaka? Ha bu şey. Gece hayatı şey böyle, mesela maçtan sonra mesela toplanıyorlar bir yerde. Böyle şey after party vesaire tarzı şeyler yapıyorlar. O yüzden bu önemliymiş. Peki o zaman onu da alalım. Şöyle yurtların olduğu yere, sanki yurtlara giderken burada uğrasınlar gibi olsun. Çok tatlı. Hatta arka tarafını böyle biz kendimiz şey yapalım. Üniversite yollarından. Değil mi? Şöyle burası... Yani isteyen tabii ki hani gelip asimetrik yollarda bence hiç fena fikir değil. Onu oraya yaptık. Üniversite yollarına, üniversite içerisinde daha doğrusu tek şey kullanacağım bilginiz olsun. Ağaç, çünkü öteki türlü hakikaten kafalar çok karışıyor. Birçok asetin, üniversite asetinde bu binalar, bu ağaçlar olduğu için. Onu kullanalım. Ardından belki yani gerek var mı ona? Bence yok. Kaya koyalım mı? Aynen. Bir kayamız da olsun üniversitemiz içerisinde, öyle değil mi? Heh, bir kayamız da... Çok kaya oldu. Çok kaya olmasın. Sen de git. Sonra yanına şöyle yavru kayalar koyalım. Kızıl kayalar. Müthiş. Evet çok tatlı. Futsal neymiş bu abicim bu? Ha, binanın girişi çok tatlı. Bakın tahmin ettiğim gibi abi. Tahmin ettiğim gibi. Binanın girişi hakikaten çok güzel. Şimdi... Üniversitenin ilk seviyesinde kurulması gereken sanırım bütün binaları kurduk. Artık tek yapmamız gereken recognized, yani tanınmış bir üniversite şeyine erişmek. Tanınmış bir üniversite artık olabilmek. O da öğrencileri bizim okulumuza şey yapmaktan geçiyor. Çekmekten geçiyor. Acaba yol çekebiliyor muyum araya? Ah be çekemiyorum. Niye? Ha çekebiliyorum. Oo harika. Oo işte bu. İşte bu. Nice. Arkada çünkü yolumuz olsun gençler. Arkadaki yol önemli.
En azından yurtların neyin ne olduğu belli oluyor. Şöyle bir çit de yapalım etrafını hızlıca. Çok hızlı bir şekilde çünkü vaktimiz belli ki doluyor. Şunu alsam, bunu kapatsam. Park fence. Üniversite park fence nasıl durur? Hiçbir fikrim yok. Bekleyip hep birlikte göreceğiz. Nasıl? Yani çit bence fena değil. Amusement var, kalsın. Oil industry var. Bu da böyle dikenli olduğu için beni pek rahatsız ediyor biraz ya. Aa ama yok, ne biliyor musunuz bu abi? Değil mi? Kesinlikle bu. Peki. O zaman şöyle bir... Bunu çekmek biraz zaman alacak gençler. Ufak bir biz bir kesme yapalım en azından. Aa böyle kabisi vermek çok daha tatlı oldu. Peki. Evet gençler, etrafını çitle çevirdim bu arada gördüğünüz gibi. Bence çok tatlı oldu bakın. Değil mi? Yani en azından normal şehir merkeziyle etrafında böyle bir fark olması. Bence oldukça mutluluk verici bir olay. Elektriği de alsınlar diye şurada ufak bir ne yaptım. Buraya bir savunma merkezi koydum ki buradaki insanlar da faydalansın. En azından sağlıkları artsın vesaire vesaire. Geç ölsünler, zor ölsünler ve nüfusumuz artsın. Elektriği aldılar mı bilmiyorum. Bakalım. Ha, almışlar abi. Çok çok tatlı. Buraya bir itfaiye koydum ki elektrik konusunda fayda sağlansın diye ve görünüşe bakılırsa üniversitemizin artık elektriği mevcut. Tek sıkıntı şurayı yapmamışız abi. Şu hemen çiti de ben hızlı bir şekilde yapabilirsem gençler. Çok azıcık vaktinizi maalesef gasp ediyorum yine. Çünkü bu tarz şeyleri hakikaten sevmeyen arkadaşlarımız mevcut. Dolayısıyla çitleri yaparken şöyle bir tarafı da öyle kapatmayalım. Oralar maalesef orada kapanmıyor gençler. Çünkü asetle birlikte olduğu için ve burası park gibi olmadığından hani üniversiteleri direkt olarak şeyi bağlayamıyorsunuz. Çiti vesaire. Dolayısıyla siz onu kendiniz şuradaki guideline'ları kapatıp yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla benim yaptığım şey de az önce oydu. Bilginiz olsun. Şimdi çok insan park etti buraya ama herhalde sanırım bunlar şey eğitimsiz çocuk. Yani normal. Yani eğitimsiz çocuk gidip nereye park edecek? Elbette ki tuhaf bir yere park edecek. Normal abi. Şaşırmıyoruz bu tarz durumlara. Şimdi okulumuzda 322 öğrenci var. Attractiveness 200'de 200'müş ki gayet güzel. Ve 1600 kazanmışız. Çok çok iyi. Bakalım burada neler var. Öğrencilerimizin sağlığı bizim için önemli. Fakat her bir öğrenci için 505 para vereceğiz. Verelim abi. Sağlık olsun öğrencilerimiz. Sağlıklı olsun. Öğrencilerin mutluluğunu arttırıyormuş bedava yemek verirsek. Verelim abi bedava yemek. Ha, bedava önemli. Fakülte bonusunu %25 arttırıyor. Bu ise farklı dersler için farklı eğitmenler. Yani %25 para artması olsun. Evrensel eğitim. Campus attractiveness. Bak çekicilik %20 artıyor. Gayet güzel. Öğrencilerin mutluluğu artıyor. Çok çok iyi fakat şeyden para almıyorsun. Öğrencilerin verdiği paralardan. Ve biz şu an tuition'da 1800 kazandık ki daha çok kazanacağımız anlamına da geliyor bu. Abi onu yapmıyoruz. Hani bedava yemek verdim. Sağlık şeyi yapıyoruz ama dostum yani her şey iyi çok güzel ama maalesef onu destekleyecek ekonomik gücüm yok yani. Belki ileride aylık gelirimiz 30 bine 40 bine vesaire çıktığı zaman bu tarz şeyler yapmayı düşünebiliriz. Bu arada ben hemen şuraya hızlı bir şekilde gençlerimizin eğlencesel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla böyle bir alan yapalım. Tamam, burası bizim gençlerimizin eğlence alanları vesairesi olacak. Çünkü belli ki bayağı bir şeye açız yani şu an eğlencesel duruma. Oraya da ben şunu vermek istiyorum ya, bu nerede o? Aynen bak, leisure. Zevk. Ya burası 24 saat boyunca tam yurtların karşısına yapmak ne kadar mantıklı emin değilim. Çünkü gececiler gündüzcüler arasında bir gerilim yaşanabilir. Ama onu görmek bile bana mutluluk katacaktır diye düşünüyorum. Şöyle büyüklerden verelim veya küçüklerden verelim. Aynen. Küçükten şuraya onu verdikten sonra bu bölgeyi hemen bir boyayalım hızlıca. Normal şeyle. Bakalım nasıl olacak. Bunu vermek ne kadar mantıklı. Emin değilim. Acaba normal commercial zone vesaire mi yapsam bilmiyorum ama buraya bence yani organik yiyecek vermek çok saçma olacaktır diye düşünüyorum gençler. O yüzden hani şu an yaptığım şey en mantıklısıydı. Şöyle bir de bir yol çıkartalım oradan oraya bağlansın. Ardından üniversite bölgesi olduğumuz için buradaki binaları da öyle ağaçları da verelim. Hatta şuradaki üniversite yoluna da şöyle ağacımızı da verdikten sonra. Hatta şeytan diyor ki samimi söylüyorum tek tek buralara böyle
Değil mi? Nasıl olur? En ufak bir fikrim bile yok. Fakat şunu biliyorum ki çok zaman alır. Her neyse. Bir sonraki bölümde yaşa kaldığımız yerden Steel Skylines'e devam ediyor olacağız. Tavsiyeleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz varsa lütfen ama lütfen belirtmekten geri durmayın diyorum. Üniversite alanını şimdilik büyüteceğiz. Belki nüfusumuzu arttırabiliriz. Ve özellikle şu orta bölümdeki alana neler koymam gerektiği hakkında bir bilginiz veya ipucunuz vesaireniz varsa lütfen onu da belirtmekten geri durmayın gençler. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Şunu bekliyorum, lafı uzatacağım. Allah'ım ne diyeyim. Bak internet kafe geldi. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Gençlerimiz okuldan çıkacak ve Game Station. Bak yurtların tam karşısında PlayStation istasyonu kurdum. Kurdum. On numara. Başka ne geliyor? Gym. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Yurtlarda kalan bak Flex Gym. Bir gym daha geldi buraya. İnanılmaz. Yurtlardan çıkıp gelecekler gym'e. Hareket hareket. Değil mi? Bizim amacımız zaten buydu öğrencilerimiz için. Sayımız arttığını çok merak ediyorum abi. 420 çok çok iyi. 300, 100 kişi gelmiş abi, inanılmaz. Bunun faydası oldu mu acaba şeye? %48. Yüzde kaçtı bu hatırlamıyorum. Yalan söylemek gibi olmayalım. Fena değil. Bu ne? 152 öğrenci şu an için orada ders çalışıyor. 79 öğrenci orada var. 98 öğrenci orada var. Ve 77 öğrenci de burada var. Çok çok iyi. Yakın bir zamanda ekstradan şeye ihtiyacım olacağını şu noktada düşünmüyorum ben. Bilginiz olsun. Bak cidden burada internet kafe ve gym yaptık abi. Müthiş. Her neyse. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Ve hoşça kalın.